Milyonlarca Fenerbahçeli'ye şunu söylüyorum. Maçla ilgili analizlerimi, görüşlerimi yapacağım biraz sonra. Ayrılmayın. Alın çayları, kahveleri, buradan ayrılmayın. Dinleyin, güzel şeyler söyleyeceğim. Niye sözü önce bırakıyorum? Özellikle Rasim Ozan Kütahyalı ve Ahmet Çakar'a bırakmak istiyorum sözleri. Çok kritik. Evet. Çok kritik. Neye bırakmak istiyorum? Bir dakika, Rasim, bırak, sus. Dinle, ben de susacağım. Seni dinleyeceğim. Sonra cevap vereceğim. Neden ben ilk sözü Rasim Ozan Kütahyalı, yani namı değer Rok'a bırakmak istiyorum ve Ahmet Hoca'ya bırakmak istiyorum? Çünkü Fenerbahçe ne zaman, hadi bu seneyi geçtik, daha 10 hafta oldu. Yıllardır böyledir. Fenerbahçe iyi gittiği zaman, ulan bu sene bir şey olacak dediği zaman, Fenerbahçe'nin iyi oyunu, galibiyetleri böyle rahatsız ediyor insanları. Çok rahatsız ediyor. Daha maç oynanırken tweetler yağıyor. Haklı haksız. İki arkadaşım, ikisini de çok seviyorum. Birisini kardeşim gibi seviyorum, Rasim'i. Ahmet Çakar'ı kardeşim, abim. Bir de arkadaşım olarak, yaş olarak da, yaşıdır. Dünyada üç kişi saksam bir tanesi Ahmet Çakar'dır. Tabii, kesin. Tabii. Fakat konu Fenerbahçe olursa, ne Ahmet Çakar'ı kardeşimi, ne evladımı, ne oğlumu tanımam. Şimdi bu rahatsızlıklar, böyle rahatsızlıklar, hadi taraftarları anlıyoruz. Bu iki tweet atan bu iki program arkadaşım, kardeşim, ortada fol yok, yumurta yok. Arkadaşlar. Birdenbire garip böyle, daha maç oynanıyor. Sinan, senin haberin yok. Sen pek sosyal medyada Twitter kullanmıyorsun. Ne bakayım, ne yapayım? Böyle anlamsız, hiç yani... Ben de tepki verdim. Evet, biliyorum. Gördüm seni. Seni takdir edeceğim. İşte. Ben mesela bakıyorum, dur, Ankara Gücü'nün taraftarları, başkanı, şeyi, Ömer Erdoğan hocaları, futbolcuları. Herkes çok güzel şeyler veriyor. Teşekkür ediliyor. İyi maç oldu falan. Ya. Fakat onlara rakibin bir şey olmamış. Bazılarının bir şeysi... Şey olmuş, ne olmuş bilmiyorum. Biraz sonra ne olduğunu ben bir hediye getirdim. Hediye vereceğim bu kardeşlerime ben. Bu arkadaşlarıma bir hediye vereceğim. O hediyeyi de bekleyin. Ayrılmayın kahvelerinizi için. Ve benim yorumlarımı ve arkadaşlarıma, program arkadaşlarıma vereceğim hediyeyi de biraz sonra izleyeceksiniz. Şimdi ben onların görüşlerini alayım. Bakayım neymiş bu tweetler. Neden yola çıkıyorlar? Bir gelelim o zaman. Kimin önü açılıyormuş? Kim ne oluyormuş? Ya inan kardeşim, Rasim bir saniye. Rasim Ozan Kütahyalı. Sen şimdi ben böyle bırakıyorum sözü. Dertlerini, içindekileri, hepsini sök sükürler. Yok, ben sana katılıyorum. Kutsun abi. Manasız. Ertem Koç. Ama şunu söyleyeceğim. Ertem Koç'la alakası yok. Ertem Koç şunu söyleyeceğim. Evet. Bu iki arkadaş içindeki her şeyi söyledikten sonra, görüşlerini beyan ettikten sonra sözü tekrar bana vereceksin. Ben hem maçı alacağım, hem maçı anlatacağım, hem de bu arkadaşlarıma 30 milyon Fenerbahçeli adına bir hediye getirdim, hediye vereceğim. Benim tepkimi verirsiniz arkadaşlar. İnan Kıraç, bizim küçük koçun önü bu sene açık derken haklı mı? Bizim küçük koçu şampiyon yapacaklar derken ne demek isteniyor? Vehbi Koç'un damadı İnan Kıraç, Vehbi Koç'un torunu Ali Koç için neden bizim küçük koç diyor? Yoksa Fenerbahçe 2023'te şampiyon mu yaptırılacak? Yani maç oynanırken... Bana göre de üstüne çok manasız. Bir dakika, altında bir şey da offside olmayan pozisyonu koydun. Var mı onlar, hazır mı arkadaşlar? Aldınız mı arkadaşlar onları? O tarafta onları? Var. Rasim'in diğer tweetleri. Emir. Valla bak, bir saniye geliyor. Rasim, görelim, bir tamam. Rasim bir saniye. Evet. Halil Umut Meler sahaya Fenerbahçe formasıyla çıksaydı daha dürüst bir maç olurdu. Ben Halil Umut Meler'in hiçbir şeyini görmedim. Birazdan ya Ahmet Hocam'a da söz vereceğim. Kardeşim, bu deme hakkımız olmayacak mı hocam ya? Ya tabii ki var. Ama maç oynanırken Halil Umut Meler hakem midir? Halil Umut Meler adam mıdır? Abiciğim bak Rasim'ciğim, gülüyorsun ama ya, soru, adam mıdır? Hakaret şey yok. Bak, sorusu. Ben de bir, sen ben de Rasim Ozan adam mıdır? Ben de eleştirebilirim. Rasim'ciğim bir saniye bak. Rasim'ciğim bir dur, ne olursun. Ha. Ben de eleştirebilirim. Ama işte ben de diyorum ki geçen sene Muhammed Mustafa aynı pozisyonda, iki tane pozisyonu koydum oraya. Muhammed Mustafa'nın aynı pozisyonda kırmızı kartla oyun dışı kaldığını biliyorum. Galatasaray maçında kırmızı kart gösterdi. Burada mesela burada farklı. Şimdi eleştirmek var, adam mıdır demek. Halil Umut Meler adamdır ya. Soruyorum, hakem midir? Abartıyorum çünkü anlaşılmak istiyorum kardeşim. Bu olayla ya hocam, şimdi gelelim Ahmet Hocam'ın tipine. Ahmet Çakar dururken Rasim benim haddime değil ama Halil Umut Meler kötü maç yönetiyor. Ahmet Hocam diyor ki, bak bir şey söyleyeceğim. Halil Umut Meler çok tehlikelisin. Hem de çok. Verdiğin her karar yanlış. Birinci golde açık bir taban var. İrfan Can dirseğini silah gibi kullanıyor. Oyuna devam diyorsun. Şimdi Ahmet Hocanın tweetinde... Sen Ahmetçisin. Abiciğim, Ertem Çakar. Ya niye bana düşüyorsun? Ya, hayır, bana özellikle niye çalışıyorsun? Halil Umut Meler'e bir hakaret var mı? Var böyle. Bırak Ertem söylesin. Bu başka bir şey. Sen söyle. Şimdi eleştirmek başka. Ama sen birdenbire Tuncu Cinan Kıraç'ın
olayından sonra, Sayın İnan Kıraç'ın röportajından sonra bir anda galeyana geldin. Valla benim kanaatimi söyleyeyim mi? Neden bir, böyle bir tweet attın? Bir, sana bu tweet'i kim attı? Ben, ne o, kim attı? Ben talimatla mı attım diyorsun? Vay arada ben de bunu diyorum, yapma Rasim, yapma, gerçekten yapma. Ben de yapma. Ertem panik yapıyor diye cevap verdim. Altına bak yazmış. Şimdi, İnan Kıraç'ın dünkü açıklamaları rezalet ama bizim Türkçemizde güzel bir atasözü var. Merdi, Kıpti, Sırkatin söylerken neydi? Güzel bir laftı o. Evet. Yani yanlışlıkla böyle makara, kukara, bunak muhabbeti yapalım derken gerçekleri söyler. Bizim küçüğü bu sene şampiyon yapacaklar. Ben dün dedim, bir kere Ali Konya dedim. Kendi eniştesi İnan Kıraç kumpas kurmuş gibi oluyor burada dedim. Bunun gereği aile içinde halletsinler. Ama bugün maçı görünce Halil Umut Meler'in takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullanan yönetimini görünce de bu tweetleri attım ha. Hocam. Evet hocam, yorumlasın. Şimdi Rasim'in attığı tweetler ve senin attığın tweet. Halil Umut Meler nasıldı öncelikli olarak? Fenerbahçe mi daha söyleyeyim iyiydi ya da nasıldı? Yoksa Halil Umut Meler mi kötüydü? Dünyanın en tehlikeli hakem tipi şudur. Bravo hocam. Bodoslama hata yaparsın, ortalık karışır veya yapmazsın. En tehlikeli hakem tipine bu sene içinde belki 100 tane maç izledim. Halil Umut Meler en akıncı örneği teşkil eder. Aynen hocam, bravo. Halil Umut Meler Türk futbolu için çok tehlikeli bir mahluktur. Mahluk derken hakaret etmek istemiyorum. Sinsi. Uyanmışlar işi. Hakem ve VAR hakemi Türkiye'de istediği gibi maçı bitiriyorlar kardeşim. Bunu çok iddialı konuşuyorum. Niye? Bana bir kişi desin ki Batshuayi'nin attığı gol Nizami'dir. Evet. Apo diyebilir. Ben de derim. Tamam, sen de dersin. Batshuayi'nin attığı gol dünyanın hiçbir ülkesinde, üstelik VAR sistemine rağmen, VAR olmazsa aradan kaçabilir. Nizami değildir. Ne diyoruz? Taban denen bir kavram var, taban. Rakibe... Var mı o görüntü arkadaşlar? Top ayakla oynanacak mesafede değilken, yani yerde 10 santimde değilken, hı hı, 75 santim, 1 metre, 1,5 metrede, evet, tabanını rakibin vücuduna, eline, koluna, suratına tehlike teşkil edecek şekilde kaldırırsan, tabanla tamam, topa dokunursan, yaptığın hareket çift vuruştur. Bu taban rakibe temas ederse tek vuruştur. Çift vuruş, tek vuruş. Tamam. Uzatmayayım, detaya girmeyeyim. Bakın burada Batshuayi kaleci elini uzatmış. Kalecinin eline uzattığı topa tabanını yerden en az 1,5, 1 metre 80 santimde ayağın tabanını koymuş, golü yapmış. Bu dünyanın her yerinde çift vuruşu gerektirecek bir fauldür. Taban dediğimiz avam şeyde, sokak futbolunda, peki, bizde tehlikeli hareket dediğimiz çift vuruşu. Bu bir. İki. Başlığı değişelim. Halil Umut Meral'in tehlikeli, şeytan bir hakem olduğunun ispatı. İrfanca kural diyor ki, topa hamle yaparken elini falan kullanır rakibe gelirse sarı kart diyor. Veya vermeyebilirsin diyor. Lakin dinliyor musunuz kardeşim? Evet, dinliyoruz. İrfan Can 20. dakikada koşarak geliyor. Yandan rakibine mızrak gibi, silah gibi denir ona. Silah gibi kullanıp rakibin suratına dirseği koyuyor. Bırakın kart vermeyi hakemin. Faul bile vermiyor. Faul bile vermiyor. Dönüyor İrfan Can bir müddet sonra golünü atıyor. Geliyoruz ikinci yarı. O kadar kötü niyetli bir hakem ki. İrfan Can Tolga ciğercinin diz kapağının yanına ayağını basıyor. Bakın çok şiddetli basmıyor. Sarı olabilir, kırmızı da olabilir. Fakat İrfan Can rakibe dirseği silah gibi kullanıp zıplayıp vuruyor. Tolga ciğercinin diz kapağının yanına basıyor. İrfan Can'ın kartı yok. İlk gol faul. En büyük tehlike şu. Şu buna görüntü rağmen, hocam, şu efendim, görüntü. Bu görüntü. Tabii burada. Tabii bu net göstermiyor. O canlı yayında farklı açılar var. Şimdi bundan sonra tekrar şu. En büyük tehlike ne biliyor musun? Ankara Gücü taraftarı hakem çok iyi yönetti diyor. Ankara Gücü kulüp başkanı hakem çok iyi yönetti diyor. Çocuklar, Ankara Gücü. Hakem sizi ince ince içinizden geçti, farkında değilsiniz. Bugün Fenerbahçe'nin galibiyetinde hakem başrol oynamıştır. Ha hakem doğru kararları verseydi belki Fenerbahçe yine kazanabilirdi. Buna lafım yok. Ama UEFA'da bir Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler'in şu yönettiği maç, örneğin Milan Benfica olsaydı, evet, Bayern Münih Juventus olsaydı, Halil Umut Meler'e böyle yaparlardı. Akşam odaya gel derdi gözlemci. Gelsene bir odaya derdi. VAR hakemini de çağırdı. Anlat derdi.
Bu son dakika diyelim. Bu çok sinsi sinsi yapılmış bir Ankara Gücü operasyondur. Çift vuruşluk hareket es geçildi. Hakem ve VAR tarafından kartlık hareketler es geçildi. Bir de o sahinin kafaya çıkarken koluyla evet. bir müdahalesi var. Bak o bile tartışılır. Onu bir ikinci defa yarıncı koruyucu göstermedi. Göstermedi. Top böyle gelir kafaya çıkarken kolunu da kesiyor topu ceza alanında. Şimdi bunlara baktığım vakit Halil Umut Meler'i ilan ediyorum Türkiye'ye. Aga benim diyor. Türk futbolunu ben dizayn ederim diyor. Ben sinsiyim diyor. Aynen. Zekamla diyor. İşi boğarım diyor. Ama tabii ben yemem. Başkaları yer bilmem. Çünkü hocam. Başkaları yer bilmem. Sadece hakem değil. Bak tekrar söylüyorum. Şu anda tırnak içinde. VAR hakem operasyonlarıyla bazı işin önü açılıyor. Bundan 2-3 hafta önce Abdülkerim'in dediği gibi Trabzon yararlandı. Bazı yanlış kararlar aldı Trabzon. Geçen sene aldı. Fakat tekrar söylüyorum. Bugün Halil Umut, ben MHK başkanı olsam Halil Umut Meler bu gece Ankara'dan İzmir'e evine dönemez. Ya çok önemli İstanbul'a şey yanıma gelir. Hayır, şey İstanbul'a yanıma gelir. İzah derim, izah. Oğlum hocam, derim ben eski hakemim. Aynı maçı seyrettik. Aynı maçı seyrettik. Yemin tabii. ederim bak şu an şoktayım. Bak ne? Yemin ediyorum oynamıyorum da. Ben hakem ne yaptı? İşte zaten tehlike burada. Ey Türkiye hocam, anlayın. Bu takımın galibiyetini konuşmak varken müsaade, şu anda. Şey, müsaade. Ben bitmedi yani? Daha müsaade. Kaynağı ey Türkiye ben, anlayın. Bugün biter. Anlayın. Ertem Şener bile yemiş. Ankara Gücü taraftarı yemiş. Evet. Ankara Gücü başkanı yemiş. Hakem nasıldı? Çok iyiydi. İyi mi değildi? Çok sinsiydi. Tehlikeliydi. Maçı boğdu. Bu Ertem Şener. Evet Abdülkerim abi. Söz senin. Söz sizin. Bir. Öncelikle sözlerime başlarken 30 milyon Fenerbahçeli'ye ve bendeniz zavallı Abdülkerim Durmaz'a Yüce Allah'tan sabır diliyorum. Sabıra çok ihtiyacımız var. Allah'tan sabır diliyorum. Siz de dileyin. Ekran başında bizi seyreden Fenerbahçeliler. Çünkü bu dayanılır bir şey değildir. Bakın bu işler hadi 8 yıldır şampiyon olmuyoruz diyelim. Ben bunu 10 seneye bile çıkarırım. 15 seneye de çıkarırım. Bu işler devamlı böyle oluyor. Hatta 20 yıl bile diyebiliriz. 20 yıldır hep böyledir bu işler. Belki daha da fazla. Fenerbahçe bu sene şampiyon yapılacak. Daha lig başlamadan. Fenerbahçe'nin önünü açacaklar. Falan filan derken yıllar böyle su gibi geçer. Fenerbahçe bir bakarsın bu şikayet edenlerin tarafından. Hepsi şampiyonluk yaşar bu şikayet eden, bu lafları söyleyenlerin. Lig sezon sonunda da kendi takımları şampiyon olunca kıs kıs gülerler. Ve biz bununla yaşıyoruz. 30 milyon Fenerbahçeli bununla yaşıyoruz. Allah bize sabır versin. Sabır taşı olsa çatlardı. Ben de mesleğim gereği ve bu programı, bu ekibi çok sevdiğim için sabrediyorum. Senelerdir sabrediyorum. Herkesin de diyoruz ki görüşü vardır falan filan. Bugün maçı seyrederken şöyle düşündüm ilk. Dedim ne kadar temiz. Korkuyordum ben maçtan önce. Ankara Gücü Sinan'ın dediği gibi. Atletik. Zor bir deplasman, iyi oynuyorlar. İşte Beşiktaş maçı önümüzde 3-2'lik olaylı maç falan filan yani. Ve son haftalarda hem oyun olarak hem skor olarak çıkışları var. Fakat maçı seyrettim. Öyle bir maç oldu ki hem net bir galibiyete, rahat bir galibiyete. Çok Sinan'ın dediği gibi müthiş bir oyunda olmasa zaten gereği yok. Fenerbahçe'nin o kadar akıllı bir oyunu, o kadar özgüvenli bir futbolcu ve hocası var ki. Yani hiç gerek bile kalmıyor tempoyu böyle haralo gülöle yükseltmeye. Aynen. Her şey planlı, nakış nakış, işleyerek. Şimdi maçı seyrediyorum. Onun dışında biz Fenerler yetmiyor. Hani rakibi böyle kalene bir tane şut atmış. Rakibi deplasmanda bu kadar rahat 3-0 yenmişin. O bile bizi korkutuyor diye diyoruz ki akşam acaba ne çıkacak? Akşama acaba ne çıkacak? Gene bir şeyler bulacaklar falan diye bir korkusu var bizim. Yıllardır işimize işledi. Bunu yaptılar basındaki arkadaşlar. Troller. Çok yaptılar bunu Fenerbahçe düşmanları. Bugün dedim ama şükürler olsun. Evde maç bitti ya. Oh dedim şükürler olsun. Kralı konuşamaz. Tertemiz maç. Süt gibi maç. İyi dedim bugün hani ya Fenerbahçe çok zorlamadan da tertemiz bir sonra temin söyledim tweetlerle karşılaştım. Meğersem şeytan, iblis, hakem neler yapıyormuş. Bu ara defalarca milli takımda oynamış. 15 yıl profesyonel olmuş, 5 yılı Fenerbahçe'de geçmiş. Abdülkerim Durmaz. Efendim hocam Beşiktaş'ın efsane kadrosunun futbolcusu Sinan Engin. Hayatı futbol sahalarında geçmiş. Ve moderatör Ertem Şenerler falan filan.
Hiçbir şeyden anlayamıyoruz. Öyle bir şeytan sahaya çıkıyor ki o 40-35 yaşında. Yanındaki de büyük hakem. Ben hakem, ben buradan, ben burayı, şimdi bak girme lafa, ben burayı konuşmuyorum. Tamam. Öyle bir şeytan ki bu Halil Mutmeler, yalamış yutmuş. 20-30 yaşında mı falan filan. Biz hepimiz yiyoruz ama şeytanlar yemiyor. Çünkü o şeytan, öbür şeytanlar da yemiyor. Bir tek onlar yemiyor. Biz salağız, safız. Anladın mı? Hiç anlamayız. Hiç kilo mücadeleye girmedik. Tamam mı? Hiç oyuncunun niyetini bilmedik. Hani nerede foul yapılır, nasıl katlıktır, amacı nedir, el o pozisyonda öyle olur mu? Hiç bilmiyoruz. Her şeyi bu hakem denen grup biliyor. Sözüm meclisten dışarıdır, kimse alınmasın. Meğersem öyleymiş. Ben maçı seyrediyorum. Temin Ertem şeylerin dediğin gibi. Batshuayi'nin attığı gol faulse bütün maçlar 0-0 bitsin. Bütün maçlar 0-0 bitsin. Bu faulse bütün maçlar 0-0 bitsin Allah kardeşim. Hiçbir golü sayılmaz. Evet, ayak kaldırdın. Kaleciden önce sayılmaz. Topu dürttün. Bütün faulüler bitsin. Şimdi bir dakika. Hiç öyle kimse bakmasın etmesin. Benim lafım bitecek. Halat bana hiç girme araya. Ben koptum şu anda. Evet, koptum. Senin şeyin var benim. Çünkü yıllardır sabır. Şimdi bu gol ofsayt. Efendime söyleyeyim. Bir pozisyon gene biz uyuyoruz. İrfan Can Kahveci meğersem Kızılderili ailesinden kalan mızrağı çıkarmış. Bu İrfan Can Kahveci mızrak gibi adamın suratına bir vurmuş. Hangi başta vurmuşsa, nasıl vurmuşsa o surat dağılmış. Oyuncu bir daha kalkamamış, oynayamamış. Hakeme gitmişler, öldürdü bizi falan demişler. Öyle zannediyorum. Ben bu seyrettiğim başta hiç öyle bir şey olmuyor. Ve İrfan Can'ın hareketi hiç rakiple falan ilgili bir şey değil. Hiç, gayet doğal. El kalkar ve şiddetli çarpma da yok suratına. Kenarı gelir, hakem faul bile vermez. Doğru vermedi zaten. Geç. Offside'leri zaten hepsi şeye takılmış. İstisnasız. Hani acaba mı falan var. Değil. Var yani belli. Çok offside. Efendime söyleyeyim. Öyle olmuş, böyle olmuş, şöyle olmuş. Bunlar ne zaman olmuş? Bilmiyorum. Temin Ertem Cener çok güzel bir şey söyledi. Ben hangi maçı seyrettim dedi. Yani bu maçı Ahmet Çakar gibi izleyip yorumlamak için bak ya futbolla hiç alakan olmayacak. Ay bir. Ya kardeşim ben de öyle söylüyorum. Nasıl biz hiç anlamıyoruz, yiyoruz ya, bize yediriyorlar. Anladın mı? Biz yiyoruz. Anladın mı? Ya hiç bu pozisyonlar üzerinden hakemi linç edenin bence hiç futbolla alakası olmayacak. Ya azılık korkunç Fenerbahçe düşmanı olup Fenerbahçe kompleksiyle yanıp tutuşması gerekir. Başka izah bulamıyorum. Yani şimdilik bunu buluyorum. Başka bir neden bulamıyorum. Bak bu kadar siyahla beyaz. Çok tartıştık bazı pozisyonları. Kaç yıldır? 10 yıldır çok tartıştık değil mi? Evet. Çok tartıştık. O katılmadık, katıldık. Fakat bugünkü konuşmalar hiç katılacak gibi, tartışılacak gibi değil. Bak siyahla beyaz geceyle gündüz kadar farklı düşünüyoruz. Bu olabilir mi? Vallahi her şey oluyor ülkede, bu da olur. Ben onun için Fenerbahçe taraftarlarına sabır diliyorum tekrardan. 30 milyon bizi izleyen kaç milyonsa sabır diliyorum. Yani bu olmaz. Yani Fenerbahçe'nin tamam mı mutlu gün görme ihtimali yok. Bazen MHK izin vermez, bazen federasyon izin vermez. Bazen de işte futbol yorumcuları izin vermez. Algılarla malgılarla 20 yıldır yapılıyor bu. Fener'i şampiyon yapacaklar yok. Şeytan sezonu, Van Dilmen sezonu, kıl sezonu, teyit sezonu. Önü açıldı, kimse olmadı. Önü kapandı, önünü indirdiler, aşağıya çektiler, mektiler. Artık böyle gidiyor ve devam ediyor. Şu maçta, şu tertemiz maçta, 3-0'lık maçta Ankara Gücü'nün taraftarları, Ankara Gücü teknik direktörü, yönetimi, başkanı hepsi salak. Hepsi salak yemişler çünkü. Yemişler. Meğersem alacakları maç ellerinden alınmış. Cinsi evet. Şeytan bir hakemdir o. Ben tekrar ağır oldu belki eleştirilerim ama ne derler, hakaret olmadan ağır eleştiri kapsamına tabii, girer. İfade özgürlüğü. Ha, ben de diğer eleştirilere zaten sessiz dinledim. Bundan sonra yapılacakları da dinlerim. Ama ben kamu işi yapıyorum. Burada 30 milyon Fenerbahçe'nin bir gecesi var. Futbolu izleyip keyif aldığı takımıyla yaşayan insanların hocası bir çok iyi. Keyfi var. Kabul o keyfin de içine her hafta limon sıkmaktan artık gına geldi. Belki biraz duygularımı ön plana çıkarak bir yorumcu gibi değil. Fenerbahçe taraftarı gibi konuştum. Çok seri konuştum. Zaten Fenerbahçe taraftarları bizi izliyor şu anda. Tabii. Mesaj yağıyor bana. Hakemle kazandınız ben, demiyorum. Hakem kazandı. Hakem takdir haklarını kullandı diyorum. Fenerbahçe hakemle de maç kazanmıştır oğlum. Yok hakemle hakemle. Fenerbahçe hakemle de maç kazanmıştır. Geçmişte kazanmıştır. Olmuştur her takım bu hakemle. Galatasaray'da kazanmıştır. Ama bunu bugün buraya getirip
Buradan Fenerbahçe'nin önü açılıyor. İnan Kıraç bize maç oynuyor abi. Bu, bizim küçük koç bu, dedi. Bu sadece şöyle izah edilir. Bugünkü maçta hakem şeyi aramak. Bir şey, iki şeyle izah edilir. Ya futboldan hiç anlamıyorsun. Estağfurullah. Ben, hayır ben öyle diyorum. Ben Halil Umut Bey'e kazan demiyorum. Abi. Halil Umut Bey'e diyorum. Sen ne diyorsan takdir diyor. Takdir haklarını kullandı. Evet. Ya. Ali Başkan evet. Sakın. Bu kadar ya onu İnan Kıraç dedi eniştesi. Ertan eniştesinden daha iyi bileceksin bırak sen. Bırak kardeşim ya. Araya girmek zorundayım Rasim. Tamam da Rasim. Bak ben dinledim. Pardon pardon. Ben tekrar söylüyorum. Bugünkü maçına, bugünkü maçı hakem faciasıyla iddia etmek iki şekilde benim için mümkün. Demedim öyle ben. Sözüm meclisten dışarı. Ya ağır Fenerbahçe düşmanısındır. İlgi çekmek istiyorsundur Fenerbahçe'ye saldırarak. İki, hiç futbolla ilgin olmamış. Ne iş yapıyorsan yap. Bak ne iş mesleğinde. Ahmet Çakar'la diyorsun. Koskoca hakem Ahmet Çakar futbol. İsim vermiyorum. Abi, ben isim vermiyorum. Ama Ahmet Çakar'ı nereye getiriyor? Ben böyle derim. Ben Türkiye'de 8 yıldır 10 yıldır ekranlardayım. Doğru. Bu programdan önce de 2-3 kanalda yorumladım. Ve hep şunu söyledim. Bana göre Türkiye'nin Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük 5 hakemini say deseler bir tanesi kesin Ahmet Çakar'dır. Aynen. Bak. Tamam mı? Benim 5'im vardır. Ama bugünkü yorumlar eğer ciddiyse o 5 top 5 listemden Ahmet Çakar'ı bugün itibariyle çıkarıyorum. Yanımda bir hediye getirmiştim tweetleri gördükten sonra. O ne? Fenerbahçe taraftarına. Arkadaşlar. Fenerbahçe taraftarına söyledim. Hem yorumlarımı yapacağım dedim. Hem de bir hediyem var dedim. Sözümle duruyorum. Az sonra değil şimdi. Bu maç oynanırken bu tertemiz maç. Bu namuslu maç, namuslu galibiyet maç oynanırken hakem değildir dedik. Bu tweetleri gördüm ve hemen gittim nöbetçi eczaneden. Krem aldım. Krem. Üstünde de yanık kremi diyor. Ben bunu hediye edeceğim. Benim hediye edeceğim insan belliydi. Belliydi baştan. Ben çünkü bu tip şeyleri yıllardır Rasim bana yapar. Ben Rasim'e yaparım. Bana şalgam getirdi, dürüm getirdi kocaman. Şey, ben ona değil mi neler getirdim, çay getirdim. Gazoz getirdin, demir buru getirdim, karabiz maçı getirdim, pastırması getirdim. Benim hedefim belliydi. Fakat şu anda öyle yorumlarla karşılaştım, hiç beklemiyordum. Bu kremi kime vereyim diye ikilemde kaldım ama yine de... Ben alıyorum. Hayır, yok. Yine de ben... Ben Türk futbolunun ahlakı, objektiflik adına ben kremi alıyorum kardeşim. Ben yine de hem dostluğumuz hem saygım, ona olan saygımdan dolayı bu kremi... Yanık kremi. Kafamdaki ilk isme veriyorum. Yani çok netti de biraz şu anda... Niye krem? Kremine versene. Bu yanık kremini veriyorum. Rasim'in... Bir yerleri yanmıştı. Ben de bir şey sormak istiyorum. Beş yanmıştı. O zaman ben bu yanık kremimi herkese sormak istiyorum. 30 milyon Fenerbahçeli'ye sormak istiyorum. Ben bu... Ne oldu oğlum? Oğlum bak elim geçen gün bir elimle insanları... Hayır! Hayır! Dur ya! Hayır! Ertan! 30 milyon Fenerbahçeli'ye soruyorum. Abdülkerim Durmaz bana bunu hediye etti. Eğer Fenerbahçeli kardeşlerim mutlu olacaksa ben yapmaktan çekinmem. Ben bu yanık kremini nereme süreyim? Nasip yani. Soruyorum. Nereme? Şu an Twitter'da yazdım. Nereme? Gomis Sinan'a da soruyorum. Göster Gomis Sinan'ı. Sevgili Gomis. Ya saçmalama Gomis'ine başlayacağım ha. Gomis değil mi? Saçmalama değil mi? Balon d'Or ödülü! Göster! Ödün ya bırak Allah aşkına komis momisi ya. Bu yanık kremsin abi. Nereye süreyim? Neden yanıyor soraya ne oğlum? Yüzüne süreceksin. Nereye süreceksin? Neden yanıyor? Allah Allah. Neden yanıyor? Ne? Ben Fenerbahçeliler neyi isterse oraya süreceğim. Yanakları ya yapma böyle konuşma. Ayıp. Allah Allah soruyorum ya. Ya soruyorum. Tamam. Yanaklara sür.